Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük kumpaslarından biriyle karşı karşıyayız. Darbe içinde darbeyle karşı karşıyayız. Bu hakikati herkes şu koridorda konuşuyor da kimse şu mikrofonda, kürsüde artık konuşmaya cesaret edemiyor. Biz de konuşmasak kim konuşacak? Bu hakikatler hep sır olarak, kulis bilgisi olarak mı kalacak? Şu darbecilerin isim isim elinizde olduğunu artık günler öncesinden listelerin elinizde olduğunu herkes biliyor artık. Yok efendim darbe gecesi eniştemden duydum. Bırak artık. Kim var AKP'de? Darbenin içindeki bakanlar kim? Senin bilgin vardı madem. Neden 225 insanın ölümüne göz yumdun? Neden parlamentonun bombalanmasına göz yumdun? Neden darbe girişiminde bulunanları teşebbüs aşamasında içeri almadın? Hesabına geldi çünkü. Böyle olursa işte memleketi yıllarca o halle kanun hükmünde kararnameyle yürütürüz. Milletin işte canı pahasına ortaya koyduğu direnişi de sahiplenir, buradan alır. Yıllarca memleketi götürürüz. Hesap bu. Bunu bozan, oyunu bozan, bunu teşhir eden tek parti biz olduğumuz için de işi gücü bırakmış bizle uğraşıyorlar. Belediyelerimizle, vekillerimizle, çalışanımızla, gece gündüz bize karşı, dostumuza karşı, arkadaşımıza karşı, bize selam verene karşı devasa bir operasyon yürütüyorlar. Ama tek bir arkadaşımız bile bu hakikati, bu gerçeği unutmadan mücadele etmeye devam edecek. Biz ne darbeden ne diktatörlükten yana olmadık. İşin hakikati, gerçeği budur değerli kardeşlerim. Evet, bir darbe gerçeği var. Darbe bir senaryo değil, hakikat. Ama buna karşı alınan tedbir büyük bir senaryo. Büyük bir operasyon. Ve bu operasyona muhalefet partileri de dahil olmuştur. O yüzden sarayda biz yokuz, onlar var. O yüzden Yeni Kapı'da biz yokuz, onlar var. Oyunu bozan biziz çünkü. Bu hakikatin üstüne gitmeye devam edeceğiz. AKP'nin içindeki darbeciler kimdir? Bizim dokunulmazlıklarımızı böyle kaldıranlar rahat rahat. Hadi bakalım AKP'nin içindeki darbecilerin dokunulmazlıklarını kaldır. İsim isim açıklayın bakalım. Bize dava açmak kolay. 550-560 dava açılmış bizim hakkımızda. Konuşmalarımızdan dolayı. Eğer darbe girişimi vatana ihanetse kaç vatan haini var içinizde? Ey AKP'liler, ey Cumhurbaşkanı, nerede bunun siyasi ayağı? Niye açıklamıyorsunuz? Neyi gizliyorsunuz? Tek bir siyasetçi yok muydu darbe girişimi içinde ya? Bir kişi ya, numune olarak. Yok. İşte bunların hepsi memleketin başına çorap örme operasyonlarının parçasıdır. Şimdi 32 bin kişi şu anda tutuklu. Darbe girişiminden dolayı 32 bin. Bak Türkiye'nin en kalabalık davası yanılmıyorsam dev yol davası 1500 kişilik, 1500 sanıklı bir dosya. En kalabalık bugüne kadar yapılmış vuruşmaları 1500 kişilik. Ve zaman aşımından düşmüştür. 1500 kişi yargılanır mı ya bir dosyada? Her birinin ifadesini almaya kalksan zaten iki defa üç defa savunmalarıyla zaman aşımı doluyor. 32 bin kişiyi tek dosyada birleştirmeye çalışıyorlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Cezalandırmayacağız demek. Oradan bir karar çıkmayacak demek. Darbeci kim? Gerçek ne? Hakikat ne? Orada ne döndü? Bilinmeyecek demek. 32 bin sanıklı dosya mı olur ya? Özel mahkeme kuracaklarmış. Binlerce, on binlerce kişinin savunmasıyla, ifadesiyle o keşmekeş kaos içerisinde hakikat ortaya çıkar mı? Çıkmaz. Dertleri de bu zaten. Çıkmasın istiyorlar. Hakikat çıkmasın istiyorlar. Asıl darbe içinde darbeyi kimler yaptı? Bunlar duruşmalarda ortaya çıkmasın istiyorlar. Biz bunların üstüne gitmeye devam edeceğiz. Sesimiz, gücümüz yettikçe. Parlamento halkın iradesidir ve biz halkın iradesini ayaklar altına aldırmayacağız. O halde kanun hükmünde kararnameyle memleket yönetemezsiniz. Parlamento kapalıdır diye kanun hükmünde kararname çıkardınız. Şimdi parlamento açık. Ne var? Ne gerek var kanun hükmünde kararnamelere? Çünkü parlamento artık ayak bağı olarak görüyor. Ayak bağı. İnanın ki parlamento onun için bürokratik bir engel. Ne güzel işte istediği kanun hükmünde kararnameyi yazdırıyor bakanlara.
Getirin diyor, imzalayalım. İmzalayıp istediği kanunu çıkarmış oluyor. Şimdi parlamentoya sevk etse komisyona gidecek, tartışmalar olacak, basın eleştirecek, halk bilmem duyacak. Sonra genel kurula gelecek, günlerce tartışılacak. Bak bunun adı demokrasidir normalde. Böyle parlamentolar böyle işler zaten. Biraz zahmetlidir ama demokrasi budur. Halk katılacak, medya izleyecek, vekiller burada eleştirecek, görüş önerisi sunulacak. Biraz uzun sürer ama ortak bir akılla doğru rotaya girilir en azından. Bak bunu yapmıyor. Yüzlerce kanun maddesi çıkardı. Kanun hükmünde kararnameyle. Anayasa aykırı. Bunu da Adalet Bakanı olacak şahıs söylüyor. Kanun hükmünde kararname anayasaya da aykırı olabilir diyor. Kabul ediyor yani. Anayasayı da ihlal ettiklerini kabul ediyor. Anayasada temel hak ve özgürlüklere kanun hükmünde kararnameyle dokunulamaz, sınır bile getirilemez denmesine rağmen bütün temel hak ve özgürlükleri kısıtladılar. Memlekette gösteri yapamıyorsunuz. Mitingler yasak, yürüyüş yasak, basın açıklaması yasak, medya yok. Kimse nefes alamıyor artık. Ve kendisi hiç sıkılmadan parlamentonun açılışında şunu söyleyebiliyor. Efendim bakın diyor, kayyum atadık. Eskiden topladıkları kalabalıkların artık onda biri bile toplanmıyor. Ya sen devlet imkanıyla insanlara, memurlara mitinge katılma zorunluluğu, ücretsiz ulaşım, ücretsiz döner, ücretsiz ayranla mitingler yaparsın. Bizim mitinglerimiz gazla, copla, panzerle, kurşunla yapılıyor. Yasaklı. Ve kıyaslıyor. Bakın görebiliyor musunuz buradaki hinliği, cinliği görebiliyor musunuz? Memlekette estirdiği devlet terörünü bir abrakadabrayla gözlerinin önünden saklamaya çalışıyor. Böyle bir ortamda miting mi olur, yürüyüş mü olur? Halk buna rağmen canını ortaya koyarak elinden geldiğince direniş ortaya koyuyor, sergiliyor. Ve yapacağız. Ne kadar gücümüz varsa. Efendim Demirtaş sokağa çağırmışmış. Tekrar çağırıyorum. Sokak meşrudur. Zulme karşı direniş meşrudur. Haktır. Sana meşrudur da bize meşru değil mi? 15 Temmuz darbesine karşı sokağa çıkana meşrudur da kayyuma karşı vekil tutuklanırsa sokağa çıkacaklar gayrimeşru mudur? Herkesin iradesi saygındır. Halk demokratik tepkisini her yerde barışçıl çerçevede gösterme hakkına, hukukuna sahiptir ve asla vazgeçmeyeceğiz. Aman aman bunlar efendim sokak tehlikelidir falan filan diyecekler. Kanmayın bunları. Sokak demokrasinin en meşru alanlarından biridir. Sokağın gasp edildiği, yok edildiği yerde demokrasi olmaz. Demokrasi sandıktan ibaret değildir. Günlerce sokaklarda, meydanlarda 24 saat durmaya devam edin diye çağrı yapanlar şimdi Demirtaş efendim sokağa çağırdı, yine ortalığı kana bulayacak diye beni suçlayıp kitlemizi baskı altına almaya çalışıyor. Hayır, sakın. Kanmayın bunlara. Sokak meşrudur. Herkese meşrudur. Zulme karşı direnmek isteyen herkes için sokak gösteri meşrudur. Yeter ki meşru çerçevede, barışçıl çerçevede ama direnişçi bir şekilde zulme karşı da dimdik durarak, bedel ödemeyi de göze alarak bu mücadeleyi sürdürelim. Zaten memleketin şu anda parlamentoyla birlikte düzelme şansı yok ki. Keşke olsa. Parlamentoyu istediği saatte açıp istediği saatte kapatıyorlar. Saraydan bir talimat geliyor, kapatın, kapatılıyor. Başlayın, başlıyor. Amele gibi. Zannedersin kabala vermiş, burada işçi çalıştırıyor. Yaklaşım bu parlamentoya. Buradan demokrasi, yeni anayasa, özgürlük çıkar mı değerli kardeşim? Elimizdeki güçle, elimizdeki bütün imkanlarla parlamento içinde, parlamento dışında direnmeye devam edeceğiz. Bunun dışında her türlü yol bizleri, halkı daha büyük tehlikelerle baş başa, karşı karşıya bırakır. Zaten memleket siyasi krizde. İşte bugün başbakanın açıkladığı verilerle ortaya çıktı ki ciddi bir ekonomik kriz de var. Büyüme rakamları 4.5'tan 3.2'ye çekildi. Bunu da zafer olarak sunuyor. Biri başbakanı hatırlatsın. 4.5 3.2'den büyüktür ha. Bilmiyor olabilirsin. Hedefi küçülttün, büyütmedin. Nasıl vermişler senin o metni? Garibim. Herhalde demişler burada ortada bir başarı hikayesi var, bunu sen anlat. 4.5'tan 3.2'ye düşürdük. Bu büyüme hedefidir. 1 puan, 1.5 puan düşürmüş durumdasınız büyüme hedefini. Ekonomik kriz var demektir Sayın Başbakan. Onu da sen uzmanına sor.
Bir zahmet anlamıyorsan onu da uzmanına sor. Çağır bir ilkokul birinci sınıf öğrencisini. 4,5 mu büyük, 3,2 mi büyük? Değerli kardeşim, affınıza sığınarak böyle hasta halimle karşınıza çıktım ama son olarak 7 Ekim'de DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek arkadaşımızın duruşması var. Kendisinin bir siyasetçi olarak maruz kaldığı bu haksızlık, hukuksuzluğu buradan bir kez daha kınadığımızı belirtmek istiyorum. 7 Ekim'de umut ediyorum ki tekrar siyasi çalışmasına başlayacak, tahliye olacaktır. Aynı zamanda Eş Genel Başkan Yardımcımız Altınörs arkadaşımız da bir komployla, kumpasla tutuklandı. Onun da en kısa zamanda tahliye edilmesini diliyor. Her iki arkadaşımıza, onların şahsında cezaevindeki bütün kardeşlerime, yoldaşlarıma buradan selam saygılarımı ileterek bitirmek istiyorum. Bütün milletvekillerine başarılar diliyorum. Hepinize sözlü saygılar. Sağ olun.